CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, 38 milletvekilinin katıldığı basın toplantısına katıldı. Arık, Türkiye'de yaşayan mültecilerin durumuna değindi. Bütün yatırımları neredeyse hayırseverler yapmış. Derslik başına düşen öğrenci sayısına göre 81 il arasında Kayseri 62. sırada. Yine öğretmen başına düşen öğrenci sayısına göre de Kayseri 81 il arasında 72. sırada. Sağlığa bakıyorsunuz. Evet, sağlıkta hasta yatak sayısında Türkiye'de 21. sıradayız. Doktor sayısında 19. sıradayız. Ama ne acıdır ki bebek ölüm hızında %11.50 ile Türkiye'de 68. sıradayız. Eğer bir ilde bebekler ölüyorsa, bir il bebeklerine bakamıyorsa ve bir il 80-81 yıl arasında 68. sıradaysa şapkasını önüne alıp düşünmesi gerekir. Yine Sayın Genel Başkanım, değerli milletvekilleri, tarımda da Kayseri son 15 yılda 743 bin dekarlık tarım alanını kaybetmiş ve 43. sırada yer alıyor. Kadın iş gücüne baktığımızda kadın iş gücünde katılım oranında da Türkiye'de 66. sıradayız. Ve yine gelir dağılımı eşitsizliğinde de Türkiye'de Kayseri 81 yıl arasında 53. sırada. Yani kişi başı kamu yatırımlarına bakıyoruz. Kişi başı kamu yatırımlar açısından da 81 yıl arasında 78. sırada olan bir Kayseri. İşte Sayın Genel Başkan Yardımcım ve değerli milletvekilleri bunun için buradalar. Sayın Genel Başkan Yardımcım, biz Sayın İl Başkanımız, gerek örgütlerimiz, gerek milletvekili olarak biz bu sorunları dile getirdiğimizde AKP'nin milletvekilleri, Kayseri'deki milletvekilleri tarafından şu cevap alıyoruz. Siz Kayseri'yi kötülüyorsunuz. Biz Kayseri'yi kötülemiyoruz. Kayseri'nin gerçeklerini ortaya koyuyoruz ve canımızdan daha çok sevdiğimiz Kayseri'ye yatırım yapılmasını istiyoruz. İşte onun için siz de bugün burada hem sanayiciyle görüşeceksiniz. AKP iktidarı Türkiye'de yaptığı gibi Kayseri'de de kendilerinden önce ve kendilerinden sonra diye nitelendirirler. Sanki Kayseri kendilerinden önce taş devrinde yaşamış gibi anlatırlar. Ama koca bir yalan. Bakınız Kayseri'de neler yaptılar? Kayseri'de raylı sistem yaptılar. Kayseri'de trafik sorunu yoktu. Trafik sorunu neden oldu? Bu raylı sistem ne terminale gider, ne havalimanına gider, ne de hastaneye gider. Yine hemen otelin karşısında otogar yaptılar. Otogara daha taşınmadan, ya bu burasına olmadı, bunu taşıyalım dediler. Dediler ki, kentsel dönüşüm adıyla biz dikey mimariye karşıyız, betonlaşmaya karşıyız dediler. Ama şehrin göbeğine hançer gibi kocaman binaları diktiler. Kayseri bir huzur kenti, Kayseri bir sanayi kenti, Kayseri bir hayırseverlerin kenti. Ama bu güzel ülkeyi mültecilere teslim ettiler. İlin milletvekili, AKP'nin genel başkanı diyor ki, eğer ki mülteciler olmasa Kayseri sanayisi batar diyor. İşte AKP iktidarının Kayseri'ye getirdiği tablo bu. Kayseri'de iş insanları, iş dünyası ulaşım sorunumuzu çözün diyor. Geride kaldık, rekabet edemiyoruz diyor. Ama Kayseri milletvekili ve Kayseri'de AKP genel başkan yardımcısı diyor ki İncikşehir'e kadar, nedir onun adı, Kırşehir'e kadar çift yol, oraya kadar gidin, oradan dönün sol tarafına, düşün Nilo'da yoluna diyor. Ve yine Kayseri sanayisi, ya hızlı tren istiyoruz, hemen çevremizdeki bütün iller hızlı trene ulaştı diyor. Ama Kayseri'deki genel başkan yardımcısı tam 42 kez müjde verdi. 42 kez pazartesi günü açıklayacağız dedi. Ve Kayseri'de hızlı tren müjdesi veren 2 cumhurbaşkanı, 3 başbakan, 7 ulaştırma bakanı ve sayısız milletvekili Kayseri'ye yüksek hızlı tren sözü verdi. Ve mevcut bakana ne zaman Kayseri'ye yüksek hızlı tren gelecek diye sorduğumuzda Sayın Genel Başkan Yardımcım, değerli milletvekilleri, verdiği cevap, paramız yok, dış kaynak bulabilirsek yaparız dedi. Sayın İl Başkanımız da söyledi. Yani Kayseri'yi şöyle bilirsiniz. Kayseri zengin bir kent. Evet, bu iktidara kadar zengin bir kentti. Sayın İl Başkanımızın da söylediği gibi bir yılda %110